10. sınıf öğrenciler, herkese merhabalar. 10. sınıf fıkıh 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 3. videoya, 1 ve 2. videoya oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. 1. soru. Aşağıdakilerden hangisi edille-i erbaadan biri değildir? Edille-i şer'iyede denmektedir. 4 tane delil, şeriatta 4 tane delil vardır. Bunlardan biri değildir. Kıyas, kitap, istihsan, sünnet, icma. 4 tane delili saydığımız zaman hangisi sırasıyla? Kitap 1, sünnet 2, icma 3, kıyas 4. O zaman ne oldu? Geriye ne kaldı burada? İstihsan kaldı. O zaman burada istihsanı işaretliyoruz. 10. birinci soruya cevap olarak. Yani istihsan edili şeriyeden birisi değildir. Ama diğerleri kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaha. Bunun devamı da var. İcma, ümmet ve kıyası, fukaha. Bunlar dört delillerden delillerdir. İkinci soru. Kerahet vaktinde hangi namazın farzı kılınabilir? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Evet, günde üç tane kerahet vakti vardır. Bir sabah namazı güneş doğduktan sonraki 45 dakika. Bazıları sabah namazının vakti girdikten sonra da oradan başlıyor diyorlar. İkincisi öğle istiva zeval vaktidir ki öğle güneş tepedeyken ki bu da öğle okunmadan 15 dakika önceki vakit ve akşam namazı okunmadan 45 dakika önceki vakittir. İşte ikindi namazı oraya denk geliyor. Orada bir kerahat var. İlk vakit orta vakitinde kılamamışsa yani ilk vaktinde ikindi namazı kılamamışsa bugün kaçta okunuyor? Mesela 4'te okunuyor. 4'te, 5'te kılamamışsa akşam kaçta okunuyor? 6'da. 5.45, 5.15 ile 6 arası kerahet vaktidir. Yani bu vakitlerde namaz kılmak mekruhtur. Mekruh kerahat vakti önce ne oluyor? Namazın sevabı azalmış oluyor. Ama ikindi namazı farz olduğundan dolayı bir dakika bile kalsa akşam namazına kerahat vaktinin de kerahat vakti olsa muhakkak kılınması gerekiyor. Yani kısaca uzattık. Kerahat vaktinde hangi namazın farzı kılınabilir? İkindi namazın farzı kılınabilir. Kılınması gerekir. Üçüncü soru. İmam ikinci rekatta Fatiha suresini okurken imama uymaya başlayan kimseye ne denir? İmam ikinci rekatta Fatiha suresini okurken imama uymaya başlayan kimseye ne denir? Biraz burada cümle şey olmuş, şöyle anlatalım. İkinci rekatta cemaatle namaz kılınıyor. Birisi geliyor. İkinci rekatta ne yapıyor? İkinci rekattalar. İkinci rekatta onlara uyuyor. Veya üçüncü rekatta uyuyor. Buna ne denir? Bu mesela ikinci rekatta veya üçüncü veya dördüncü rekatta ne yaptı? Uydu bir kimse. Geridekiler ne yaptı? Onu geçti. Yani birinci rekat üzerinden geçti. Ona uyamadı. İşte burada Arapça bildiğiniz için mesbuk, sebkat eden, geçen demektir. Mesela reisil esbak, geçmiş cumhurbaşkanı, geçmiş reis. Arapçada, modern Arapçada kullanılıyor. İşte bunu buradan çıkarıyoruz. Birinci veya ikinci veya üçüncü rekatı kaçırdığı zaman, onu geçirdiği zaman buna mesbuk denir. Peki müdrik ne demek? İmamla beraber başlayıp imamla beraber bitiren. Lahık ne demek? O da imamla beraber başlayıp ama bir herhangi bir mazeretten dolayı imamla beraber bitiremeyen kimsedir. O da lahık. Buradaki sorunun cevabı mesbuktur. Üçü, dördüncü soru. Hac ibadetini yaparken Safa ile Merve arasında 7 defa gidip gelmeye ne denir? Tavaf, telbiye, ihram, vakfe, sa'y. Safa ile Merve arasında sa'y yaparken diye, evet, nişit yani lahilerde de bu şekilde var. Bu kolay bir soruyu, dördüncü soruyu eşlik olarak işaretliyoruz. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi vacip kabul edilen bir oruçtur? Arefe günü oruç tutmak, Aşure günü oruç tutmak, Adak orucu tutmak, Ramazan orucunun kefaretini tutmak ve Ramazan bayramının birinci günü oruç tutmak. Ramazan bayramının birinci günü oruç tutmak haramdır. Yani Ramazan, Kurban veya Ramazan orucu bayram günlerinde, Ramazan veya Kurban bayramındaki o 3 günde ve 4 günde oruç tutmak haramdır. Kaza olur, ne olursa olsun veya vacip adak olur. Ramazan orucunun kefaretini tutmak, Ramazan orucunun kefaret tutmak zaten farzdır. Burada vacip soruluyor. Arafa günü oruç tutmak, Aşure günü oruç tutmak, onlar nafiledir. O zaman burada adak orucu tutmak diyoruz. Adak yani nezretmişin, işte şu işim olursa şu gün oruç tutacağım veya şu işim olduğu zaman oruç tutacağım demişiz. İşte o oruç tutmak nedir? Vaciptir.
Bir. Veya nafile oruç tutarken şurada bozdunuz. Mesela o zaman da yani herhangi bir hastalıktan dolayı değil de keyfi olarak bir yere ziyarete gittiniz, ikram ettiler. Onların bulunduğu yerde farz orucu olmadığı için, nafile olduğu için bu yapılabilir aslında. Onlara oruç olduğunuzu söylememek için, yani riya olmasın diye orada orucunuzu ne yapabilirsiniz? Bozabilirsiniz. İşte bunu sonradan bu nafile oruç tutmak, o da nedir? Adak orucu gibi, o da vaciptir. Evet, altıncı soru, aşağıdakilerden hangisi haç ile umre arasındaki farklardan biri değildir? Haç farz, umre sünnettir. Doğru. Haç belli aylarda, umre ise bütün sene boyunca yapılabilir. Bu da doğru. Umre de vakfe yapılmaz. Bu da doğru. Bir sene içinde birden fazla umre yapılabilir. Bu da doğru. Umre de tavaftan sonra şeytana taş atılır. Umre de böyle bir şey yoktur. Bu haca mahsus olan bir özelliktir. Tavaftan sonra şeytan taşlama. Altıncı soru E şıkkı dedik. Yedinci soru, ya başlamadan bir hatırlatmada bulunalım. Altıncı, pardon, onuncu sınıfa ait iki tane yönetme listesi var. Birinde İmam Hatip okuyorsanız Arapça ders kitabının tercümesi var. Diğerinde de bazı derslerin, ki bunlar Arapça temel dini bilgileri, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, hadis, fıkıh ve Arapça. Bu derslerin sınavda çıkmış ve din kültürü de var. Unuttuk. Sınavda çıkmış soruların bu şekilde çözümü var. Bilginiz olsun, o yönetme listelerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir? Sübhaneke duasını okumak, Fatiha suresini okumak, secde ayeti okunduğunda tilavet secdesi yapmak, her iki oturuşta tahiyyat duasını okumak, vitir namazında kunut dualarını okumak. Burada namazın vaciplerinden değildir diyor. Namazın vaciplerinden olmayan nedir? Sübhaneke duasını okumak nedir? Sünnettir. Ama diğerleri nedir? Mesela secde ayeti okunduğunda tilavet okumak vaciptir. Her halükarda yapmak lazım. Tahiyyat okumak, evet. Vitir namazda kurt duasını okumak, bunlar da vaciptir. Yani burada Sübhaneke duasını okumak sünnet olduğu için burada aşkın işaretliyoruz. Sekizinci soru. Hangisi namazın rükünlerinden değildir? Biliyorsunuz namazın 12 tane farzı vardı. İçinden olanlara rükün, dışarı olanlara şart denirdi. Burada rükünlerinden olmayınca dışından olan, şart olan soruluyor. Kıyam, kade-i ahire, istikbal-i kıble, kıraat, iftah tekbiri. İftah tekbiri, kıraat, kade-i ahire ve kıyam. Bunlar namazın rükünlerindendir ama istikbale kıble namaza başlamadan önce, namazın dışından oluyor işte, başlamadan önce kıbleye yönelmek, bunlar şartlarından, yani dışından olan farzlardandır. 8. soru C şıkkı. 9. soru, yağmur sularıyla sulanan toprak mahsullerinin zekatı ne kadardır? Şimdi yağmur sularıyla sulanan derken burada ne oluyor? Masrafsız oluyor. Masraflı olduğu zaman, yani kendiniz yer altından su çekip de suladığınız zaman, o zaman ne oluyor? 20'de 1 zekat düşüyor. Ama masrafsız olduğu zaman 10'da 1. Yani 10 lirada 1 lira veriyorsunuz. Siz masraf ettiğiniz zaman, masraf ettiğiniz zaman da 20'de 1 veriyorsunuz. Burada yağmur sularıyla masrafsız sulanan sorulduğu için burada C şıkkını işaretliyoruz. 10. soru arkadaşlar, hangisi namazın sünnetlerinden değildir? Rükû'da 3 defa Sübhan Rabbiyel Azim demek, son oturuşlarda Salli Barik dualarını okumak, Euz Besmele çekmek, tadil erkenlere riayet etmek, kıyamda elleri bağlamak, Euz Besmele çekmek, son oturuşlarda Salli Barik dualarını okumak, rükû'da 3 defa Sübhan Rabbiyel Azim demek nedir? Bunlar nedir? Bunların hükmü, bunlar sünnettir. Tadili erkana riayet etmek o kadar önemli ki vaciptir. Yani iki secde arasında veya rükudan kalktıktan sonra bu şekilde oralarda tadili erken ne demekti? Vücudun, uzvun, azaların hareketsiz kalması. Yani hemen secdeden kalkıp tekrar secdeye gitmek, arada biraz beklemek, işte o tadili erkandır. Rükünleri ne yapmak? Tatil etmek. Yani böyle dinlendirmek manasında. İşte buna riayet etmek namazın vaciplerindendir ve çok önemlidir. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar ve hem kazayı hem de kefareti gerektirir? Oruçlu olduğunu unutup yiyip içmek, kendi isteği dışında boğazına toz ve duman girmesi, bilerek buğday ve arpa tanesi yemek, güneşin battığını zannederek yiyip içmek, abdest esnasında ağza bürünen su alırken kendi isteği dışında boğazına kaçması. Şimdi bilmeden, unutarak veya kendi isteği haricinde bir şey olduğu zaman orada ne olmuyor? Kefaret gerekmiyor. Ama şurada bilerek buğday ve arpa tanesi yemek, bilerek
kast var orada. O zaman ne oluyor? Hem kaza gerekiyor, hem orucu bozuluyor, hem de kefaret gerekiyor. Onun için burada C şıkkını işaretliyoruz. 12. soru, aşağıdakilerden hangileri içtihadın şartlarından değildir? Kur'an ve sünneti iyi bilmelidir. Doğru, şarttır. Arapçayı iyi derece bilmelidir, tabii ki. Fıkıh ilmini ve tarihini bilmelidir. Doğrudur. Dinin genel amaçlarını bilmelidir. Doğrudur. Peygamber zamanında yaşamış olmalıdır. Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış olmak içtihadın şartlarından biri değildir. Nitekim İmam Azam Hazretleri Peygamber Efendimiz'i görmemiştir. O zaman yaşamamıştır ama müçtehittir. Onun için burada E şıkkını işaretliyoruz. İçtihadın şartlarından birisi değildir. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir? Elleri dirseklerle beraber yıkamak, yıkanan her organı üçer defa yıkamak, ağzı ve burnu temizlemek, abdestten önce dişleri fırçalamak, abdeste başlarken besmele çekmek sünnetlerinden biri değil diyor. O zaman D, E, pardon, E, D, C, B bunlar sünnetleridir. Ama elleri dirseklerle beraber yıkamak farzdır. Kolları dirseklerle, elleri dirseklerle beraber, yani kolunu yıkamak, elini yıkamak bu nedir? Farzdır. Onun için bu sünnetlerden birisi değildir. Peki devam ediyoruz. 14. soruyla. İmama ilk rekatın rükusundan sonra uyan kimseye denir. İmam sola selam verirken ayağa kalkar ve kılamadığı rekatları kılarak namazı tamamlar. Tarifi yapılan imam arkasında namaz kılma durumu aşağıdakilerden hangisidir? Bu bitiyor artık. Sonuncu soru. Bunun cevabı size kaldı arkadaşlar. A, B, C, D, E her neyse artık. Bunun cevabını yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Şimdi yukarıya devam edelim. Bu biliyorsunuz fıkhın 3. videosu. 1 ve 2. videolarda var. Oynatma listelerinden onlara nasıl ulaşacağınıza şimdi bakacağız. Evet. Şuradaki evet mesbukmuş yani karıştı mı diye bakayım dedim. Şimdi bu 1. videoydu arkadaşlar. Pardon 3. videoydu. Şimdi şu yukarısı 2. video. Şöyle videoyu durdurup burada zaten çoğunu işaretledik cevapları. Şöyle hatırlarsınız videoyu durdurarak yani bu 2. video bitiyor 2. video. Evet burada durdurun mesela buradaki doğru cevapları görün. Burada burası. Sonra 1. video. Yani vaktiniz yoksa eğer ki bunu da size sormuş. Yorumlar kısmına bakın. Birinci videonun yorumlar kısmına. Bunun cevabı nedir? Sonra burada görüyorsunuz. Burada videoyu durdurup cevapları görün. Sonra şuradaki 3 soruya bakalım. 11, 12, 13. Şunlar doğru cevaplar. Sonra şurası arkadaşlar E şıkkıdır. Onu da işaretleyelim. Buradakilerde bu şekilde. Evvabi namazı vaciptir. Burada da bunu işaretlemiştik hatırlıyorsanız. Birinci videoda. Şurada da Hanefi mezhebine göre farz namazları kısaltmak ruhsattır demek yanlış. Burada yanlış sorulmuş zaten. Nedir? Azimettir. Doğrusu o. Devam ediyoruz. Evet. Birinci video ve birinci soruya geldik. Yani kısaca arkadaşlar 3 video yaptık. Fıkıh ile alakalı. Vaktimiz olursa çünkü biz 4. sınıftan 12. sınıfa kadar yaklaşık 250-300 civarında bir video olacak. İkinci dönem birinci yazılı soruları başladığı zaman 1,5 ay var. O zamana kadar eğer ki vaktimiz olursa fıkıh ile alakalı 4 ve 5. videoların çekimini de yapabiliriz. Siz oynatma listelerden kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi oynatma listelerine nasıl ulaşacağımızı göreceğiz. Sonra videoyu bitireceğiz. Evet öncelikle arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Olduktan sonra da buradaki tümü yazan bildirim zilini açmayı unutmayalım ki özellikle videoyu yüklediğimiz zaman yazılar haftasında size bildirim ulaşsın ki videolardan haberiniz olsun. Şimdi oynatma listeleri burada görüyorsunuz. 4. sınıftan 12. sınıfa kadar yazılı sorular var. Yine 5. sınıftan da 12. sınıfa kadar İmam Hatip Arapça ders kitaplarının tercümesi, Türkçe'ye tercümesi var. Şimdi sizin için önemli olan iki şey var. Bir yazılı soruları, bir de burada İmam Hatip Arapça ders kitabının tercümesi var. O da burada. Oraya tıkladığımızda arkadaşlar 38 video var. Toplamda 20, 21. 20. video 4. üniteden başlıyor ki 4. ünite 2. dönemle beraber işlemeye başlayacaksınız. Tercümelerde bahsettiğimiz gibi Türkçe'ye bu şekilde yazdık. Buradaki cümlelerin, ifadelerin sağına, soluna, altına nerede boş yer bulduysak
Mesela şurada el vahdetü rabiatu hayatunel içtimaiyetü dördüncü ünite görüyorsunuz. Hayatunel içtimaiyetü sosyal hayatımız. Et dersü levval birinci ders burada yazıyor. Heyyâ netecevvel nekteşif. Hadi gezelim ve keşfedelim. Gördüğünüz gibi. Diğerleri de bütün yazıyor arkadaşlar. Yani sadece bu video değil. 4, 5, 6. ünitelerde buradan ulaşabiliyorsunuz. Birincisi buydu. Peki ikincisi neydi? Yazılı sorularıydı. Şu an 32 video var ama 6 tane video hazır. Bu 6. video. Onları yüklemedim. Yüklediğim zaman 38 olur. Muhtemelen 45'e çıkar. Bilginiz olsun. Buradan da istediğiniz, şöyle yapalım. İstediğiniz üniteye, istediğiniz derse, istediğiniz sayfaya ulaşabiliyorsunuz. Ve yine buradan da mesela Arapça 2. dönem 1. yazılı sorular 1, 2, 3, 4 yetiştirirsek bir video daha oraya ekleyebiliriz. Yani 4 video var. 10'ar sorudan 40 soru eder. Bunları çözdüğünüz zaman ki bu sorular daha önceki sınavlarda çıkmış sorular. Bir benzeri veya aynısı muhtemelen çıkacaktır. Bilginiz olsun. Burayı göz atmayı ve buradan istifade etmeyi unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.